İçimizdeki Sesler programından hepinize selam olsun. Yine bugün İçimizdeki Sesler'le karşınızdayız. Bazı insanlar vardır, uzak diyarlardan haber verirler. Kurdun kuşun nabzını tutarlar. Karda, boranda, fırtınada kalanlardan haber verirler. Zulmedenlerden haber verirler. Zulüm görenlerden, gözü yaş içinde olanlardan, yoksullardan, hakları çalınanlardan, haklarını arayanlardan haber verirler. Ve bu kişiler iktidarların kovanına çomak sokarlar. O yüzden iktidarlar bu kişileri çok fazla sevmezler. Çünkü iktidarlar ister ki her şeyi halk, toplum bilmesin. Oysa bu kişiler de isterler ki her şey aşikar olsun, her ne varsa gizlenen toplumun önüne serilsin. Kimlerden bahsediyoruz? Gazetecilerden bahsediyoruz. Gazeteciler denilince aklımıza Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı Tele1'de gün ortasında izlediğimiz ve gündemi takip ettiğimiz haberleri edindiğimiz, yıllarca bize Strasbourg'dan, Lüksemburg'dan haberler gönderen Zeynel Lüle'den bahsediyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Ne güzel bir giriş yaptın. Nasılsınız? Harika. Çok teşekkürler. Lüksemburg ayrıca bir de Brüksel tabii benim. Brüksel, evet. Strasbourg, Lüksemburg, Brüksel. Aslında Avrupa'nın hemen hemen her yerinden. Tabii ki kurda kuşa olan hikayeler, işte ne bileyim zulüm görenler, zulüm yapanlar, bunların hepsinin haberciliğini yaptık gerçekten de. Çok uzun zaman oradan haberler verdim. 80'de gittim. 83'te başladım gazeteciliğe oradan. Sonra 2010'da da Türkiye'de devam ettim aynı serüveni, gazetecilik serüvenini. Ama işte 30 küsur yıl orada kalıp sonra buraya gelip buradan devam etmek. Ve şimdi de çok mutlu olduğum bir kurum olan Tele1'de her gün işte Gerçeğin İzinde adında bir programı yapmak tabii çok keyifli. İzleyici kitlemiz giderek genişliyor. Sayende de o sanatçı tarafımı da geçen defa bir Cem TV'de yaptığımız programda evet, sen ön plana dinledik. Çıkarttırdın. Sağ olasın. Hı-hı. Çok teşekkürler. Bugün de şarkı söyleyeceğiz. Bizim izleyenlerin izleyenler açısından da farklı bir konu tarafımı göstermeye çalışacağım. Eğer daha önce duymadılarsa o şarkıları şimdi dinlesinler, kulak versinler. Bakalım habercilik mi daha yakışıyor bana yoksa sanatçı olmak mı yakışıyor onun tarafı ya da ikisi birden olmak mı yakışıyor onu iletirler bana. Memnuniyetle onlarla bunları paylaşmaktan mutluluk duyacağım sayende. Peki o zaman biz sanatçı Zeynel Lüle'den hemen bir şarkı dinleyelim. Dinleyelim hangisini? Yanlış şarkıyı dinleyelim. Peki. Klibini çektik bundan 2 sene önce. Evet. O şarkıyı 90'lı yılların sonunda yapmıştık biz. Yavuz Bingöl'le birlikte aslında. Sözler de Murat Asarı'ya ait. O yanlış şarkı çok beğenildi. Ben de oturdum dedim ki yani bu şarkıyı ben niye söylemedim? 99'daki o bestelediğimiz şarkıyı 2 sene önce bir klibiyle yaptım. Beğenenler oldu. Bakalım ilk defa seyredecekler neler düşünecekler. Peki dinliyoruz o zaman. Dinleyelim. Hiç dinlemedin ki beni.
gözlerim öksüz kaldı. Ne kadar güzel. Duygularınızı dökmüşsünüz böyle melodilere, ezgilere. O tabii 90'lı yıllarda Strasbourg'daydım ben daha. Evet. İşte bu türlü şarkılar, yani o aralar bayağı bir şarkı yapmışım. 70'li yıllar bayağı bir şarkı yapmışım. 80'lerde ara vermişim. Çünkü işte benim yurt dışına gidiş tarihlerim 80'li yıllarda. 70'li yılların sonuna doğru böyle bayağı 80'li yıllarda, ama sonra tek tek olsa da, ama 90'dan sonra yine coşmuşum yani, ilginç bir şekilde böyle, evet, bir kategori dönemlere dönem kesintiye uğramış. Yani acaba o dönemlerde duygularınızı bastırdınız mı? Hayat şartları herhalde biraz bunu mu gerektirdi? Çünkü beste yapmak, bunların çıkması biraz duyguları serbest bırakmakla alakalı bir şey. Tabii yani zorunlu bir şey yok ortada nasılsa. Bir işte bir takım şeyler hissedersem piyanonun başına geçip onları yapıyorum. Nasılsa benden ısmarlayan bir şey yok. Hadi şunu yap da söyleyelim diyen yok. Sonuçta o türlü bir ortam benim yaptığım ortam ve o türlü şeylerde 70'li yılların sonu mesela piyanonun eve piyano alındıktan sonra yaptığım şarkılar. Biraz sonra da çalacağız onu. Onlarda da klip çektim. İki klip de orada var. Onlar 70'li yılların sonlarında yaptığım şarkılar mesela. Sonra 80'li yılları biraz es geçmişim. Bir iki şarkı hariç. Sonra 80'de bir de 12 Eylül darbesi tabii oldu. Eylül onunla mı etkisi mi var biz acaba? İşte yurt dışına gittik. Yani evet. 80'li yılların başında hemen hayat zorlaştı galiba. Strasbourg'a gittim o dönem. İşte orada tahsilime devam etmeye çalıştım. Sonuçta hayat zorlaştı tabii. Tek başına kaldım. Küçücük bir odada yıllarca kendini korumaya aldın galiba o dönemler. Korumaya aldım. Bir de hayat mücadelesi. Çünkü Türkiye'den para gelmiyor. Bir takım şeyler, işler yapmam lazım, çalışmam lazım. Yani parasız kaldın mı orada çok? Yok, çok tabii can. Yani ama bir dayanışma vardı öğrenciler arasında. Hani onlar bundan borç alıp sonra o borçları ödüyorduk. Sonra Allah'tan benim hayatımda müzik varmış her zaman. Ne olursa olsun o müzik bana her zaman para kazandırmıştır. Düğünlere gidiyordum yani mesela, işte düğünlerde çalıyordum, işte piyanist şantör olduğum dönemler ya da işte orkestra kurduğum dönemler oldu Fransa'da. Anadolu diye bir grubumuz vardı.
Strasbourg'da. Ben Fransa'da birçok insanı ben evlendirmişimdir yani. Öyle mi? O benim öğrencilik yıllarımda çok bayağı çalıştım çünkü onunla geçtik sonuçta. Kendi paranı kazanarak tabii. Öğrenciliğini devam ettirdin tabii ki, anlaşılan. Tabii ki Türkiye'den herhangi bir şey gelemezdi çünkü babam yeni ölmüştü. Daha doğrusu 72'de babam vefat etti. Annemin başına kaldık tek başımıza. İşte olabilecek minimum geçimimizi sağlıyorduk. Şu babamdan kalan bir iki yer vardı onların satışıyla sonuçta. Sonuçta ben Fransa'ya gittikten sonra annem de hemen birkaç ay sonra trafik kazasında vefat etti. Kaldık mı bir başımıza? Evet. İki ablam, ben ve kardeşim. Aslında tabii çok akraba dayanışması o dönemde çok olmadı işin gerçek tarafı. Maddi hiç olmadı, manevi olmuştur, bir şey diyemem. Ya yani, maddi olarak biraz kaderinize mi terk edildiniz? Terk edildik, evet, hepimiz öyle oldu. Sonra ben tabii mecburi Fransa'ya gittikten sonra tamam işte gazete dağıttım, işte bulaşıklar yıkadım birçok restoranlarda. Sabah 4'ten 7'ye kadar da gazete dağıtıyordum bir kere. O bisiklette falan çeşitli mahalleler. Yani orada abonelik sistemi vardı Allah'tan. Sonra da müzik. İşte piyano dersi vermeye başladım bazı kişilerin çocuklarına. Artı düğünlere başladım. Orkestra kurdum. Oradan iyi para kazandım orkestra. Sonra her hafta iş gelmeye başladı bize. Haftanın hatta iki günü iş geliyordu. Biz o şekilde hayatımızı idame ettirdik. Grup Anadolu bayağı tutulmuştur. Ciddi, hatta Fransa televizyonuna falan programa çıktık. Çağırdılar iki defa. Paris'te piyanist şantörlük yaptım. Afişim bile duruyor hala. Bayağı lüks bir yerde, lüks bir barda. Orada Montparnasse diye bir yerde 4 ay 5 ay orada insanlar Zeynel Lüle dinlemeye geliyorlar orada. Zeynel Lüle değil, bir müzisyen dinlemeye geliyorlar. Evet. Aslında Zeynel Lüle'yi tanımıyorlar tabii ama biz piyanonun başında bir müzisyen ta işte 80'li yılların başından bahsediyorum bu olayı. Sonra tabii ki 84-85 Allah'tan gazetecilik maceram başladı. Tamamen tesadüflerle ama yine müziğin katkısı nedeniyle az önce söylediğim gibi Paris'te piyano barda çalışırken ki iyi para veriyorlardı orada. Onun için Paris'e gittim ki ben Strasbourg'da yaşıyordum. Ondan sonra oraya Hürriyet'in oradaki Paris'teki temsilcisi duymuş ya ünlü bir bar burası. Bir Türk müzisyen çalışıyor, gidelim haber yapalım dediler. Ve seni haber yapmaya geldiler, seni haberci yaptılar. Bravo, aynen öyle oldu. Beni haber yaptılar Hürriyet'e. Selçuk Perin, hatta ismi bir, kendisiyle de görüşüyoruz. Çok da sevdiğim bir abimdir. Selçuk Perin o zaman Paris temsilcisiydi. Osman Gençer Strasbourg'da yapıyordu. Şimdi o da İzmir'de Habertürk'ün başında. O arkadaşlarımla beraber habercilik yaparken haber oldum önce Hürriyet'e. İşte Hürriyet şeyde ünlü, Fahsin ünlü bir barında Türk müzisyen diye. Daha sonra da haberci oldum dediğim gibi tamamen tesadüflerle. Strasbourg'da olmamın getirdiği bir avantajla haberci oldum. Çünkü Strasbourg çok önemli bir yerdi. Avrupa Konseyi'nin olduğu yer. Türkiye'nin üyesi olduğu bir kurum bu Avrupa Konseyi. Ama aynı zamanda darbe olmuş Türkiye'de, askeri darbe. Dolayısıyla artık demokratik bir ülke değil Türkiye. Avrupa Konseyi'ne üye olamaz. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması süreci başlatıldı. Strasbourg'dan her gelecek haber Türkiye'de müthiş önemliydi. Ben de o şartlar içerisinde Strasbourg'daydım. Herkes gözünü kulağını Zeynel Lüle'ye dayanmış. Strasbourg'da neler başladım, oluyor, neler Avrupa'dan diye. Ne diyecekler diye. Avrupa hapşırırsa Türkiye hasta oluyor. Türkiye öksürse Avrupa'dan sesi duyuluyor. Öyle bir dönemlerdi, şimdi eskisi gibi değil. O dönemlerde en çarpıcı haberler ister istemez benden çıkmaya başladı. Dikkatini çekmeye başladım ben tabii Hürriyet'teki abilerimizin, Çetin Emeç rahmetli. Çetin Emeç de gelsin, ben bu çocuk fena yazmıyor demiş. Feray Tınç bizim o zamanlar dış haberler şefimiz çağırdı beni. Ben bir gittim Çetin Emeç'le 83'te bir görüştüm şöyle bir. O da beni hemen işe aldı. Asgari ücretle başlattı. Önce dedi ki Fransa'da
soru neydi? Unuttum şimdi ama çok ilginç. Çetin Emeç'le olan hikayeyi de ayrı anlatayım. Çünkü yine müzisyenliğimin bana getirdiği faydayı müzik anlatayım. Her zaman yol açtı. Her zaman yol açtı. Çünkü Çetin Emeç de tabii çok herkesin korktuğu, çok fazla yanına çıkamadığı birisiydi o zamanlar. 80'li yıllarda Çetin Emeç. Beni de çağırdı. Ben de Strasbourg'dan gitmişim. 2 gün bekledim görüşebilmek için. 3. gün neyse nihayet hadi gir içeri dediler ama Çetin Emeç benim yüzüme de hiç bakmıyor, böyle oturuyorum. O da orada bir şeyler yazıyor, anlat filan diye dedi. Ama yazıyor, benim yüzüme bakmıyor. Onun kafası orada tamamen yazdığı yazıda. Ben de bıdı bıdı anlatmaya başladım. Sonra işte, işte nasıl yazıyorsun haberlerini, kime gönderiyorsun filan gibi bir soruldu. Daha sonra başka ne yapıyorsun dedi. Ben dedim piyano çalıyorum. Bıraktı hemen. Sen piyano mu çalıyorsun dedi şöyle hemen yanıma. Evet dedim. Ha dedi, ne yapıyorsun dedi. İşte Strasbourg'da böyle şeyler yaptım işte, müzikoloji falan. Tamam dedi, ya sen tanımak istedim. Ondan sonra ilgisi alanı bir anda bana döndü. Yazdığı yazıyı bıraktı. Sonradan öğrendim ki kızı Mehveş Emeç önemli bir piyanist oldu sonra tabii. Demek ki kızı Mehveş Emeç o zamanlar piyano çalıyordu ya da yönlendirecekti kızını herhalde, bilemiyorum artık evet. Tam zamanını. Ama o piyano kısmı gazeteciliğimden daha yol fazla daha fazla önemsediği mimikleriyle, yüzleriyle, evet. Sorduğu sorularla daha fazla önemsediği bir şeydi. Peki biz bir Arguan türküsü söyleyelim mi? Hadi beraber söyleyelim. Bu arada tabii izleyicilerimiz benim baba tarafından Arguanlı olduğumu bilirler mi bilmiyorum ama en evet. Azından onu da söylemiş olalım. Böylece memleketinden bir türkü. Memleketimden bir türkü. Memleketimdeki sevdiğim insanlara gitsin. Gel kömür gözlüm yaylan.
Evet, nasıl hissediyorsunuz böyle memleket türküleri söyleyince? Ya, memleket Aliza, türküleri. Babam çok güzel saz çalardı. Maalesef çok erken öldü. 43 yaşında vefat etti babam. Avukattı, hakim, savcılık çeşitli yerlerde yaptı. Sonra Ankara'ya geldi. Ankara'da avukatlık yaptı 5-6 sene. Sonra işte Türkiye Büyük Birlik Partisi, Türkiye Birlik Partisi vardı. Onun kurucusudur, aynı zamanda kurucularından biridir. Mustafa Timisi ile birlikte işte başkan, evet, yardımcılığı, genel sekreterlik falan yaptı. O zaman 60'lı yılların da olduğunu biliyorum. Biz hatta böyle babamın seçim kampanyasına giderdik. Sivas'tan bağımsız adaylığını koymuştu. Çünkü girememişti o zaman seçimlere parti olarak girememişti. Bağımsız olarak girdiler sonra. Neyse, sonuçta çok güzel saz çalardı. Hem seçim kampanyaları sırasında çaldığını biliyorum. Hem işte bizim eve ozanlar gelip gidiyordu. Mahmut Erdal sık gidiyordu. Babam Divriği'den, çünkü Divriği'de hakimlik yapıyormuş. Ben de orada Divriği doğumluyum zaten. Orada babam keşfediyor, Mahmut Erdal çok güzel sesi var. Mahmut Erdal'ı alıyor, Ankara'ya götürüyor. O zaman Şemsi Belli Arguvanlı'dır. Babamın da okul arkadaşı aynı zamanda, hem de hemşirisi. Şemsi Belli de Ankara Radyosu'nda program yapıyor. Diyor ki Mahmut Erdal, bak diyor, çok güzel sesi var, harika besteleri var, kendi yöreniz türküleri. Bunun diyor Ankara Radyosu'ndaki programını al. Şemsi Belli alıyor. Ondan sonra Mahmut Erdal Ankara'da kalıyor. Alıyor ve götürüyor. Yani Mahmut Erdal'ı Ankara'ya getiren babamdır. Önünü açıyor bir şekilde, vesile oluyor. İyi de oluyor. İşte onun sayesinde evde de çok böyle meşk edilirdi. Sürekli böyle babamın etrafında sazlar olurdu. Çok güzel sanatçılar geldi. Aşık Mahsuni mesela bizim Cebeci'deki eve kaç defa geldiğini ben biliyorum. Sazlar çalınırdı. Çok güzel türküler söylerdi. İşte bunlar mesela, bu türlü türküler bana ne hatırlatıyor dediğin zaman o günleri hatırlatıyor. Fakat ondan sonra çok uzun süre biz, babam ölümden sonra biz koptuk tamamen. Ben koptum daha çok tabii yurt dışına gitmemden dolayı. Ama 2010'dan sonra döndükten sonra tekrar eski şeyi bir anda yakaladım. Çocukluk yıllarımı. Malatya'ya gittim, Erguvan'a gittim, bir türkü festivaline gittim 2013'te. Türkiye'ye geldikten sonra. Ondan sonra akrabalarımı tekrar buldum. Hiç görmediğim akrabalarımı keşfettim. Halamın çocuklarını buldum. Hiç görmediğim insanlar bunlar. Şimdi o kadar mutluyum ki onlarla. Yani kendini onları... daha zenginleşmiş hissediyor musun? Çünkü köklerine doğru gittin. O geçmişini de aldın, bünyene kattın. Hı-hı. Oradan, geçmişinden kopuk yaşamak insanı mutsuz eden bir şey aslında. Tabii bakarsanız. Bir tarafın öyle boş, değil mi? Bir tarafın eksik. Şimdi o kadar zengin, o kadar güçlü hissediyorum ki ben mesela. Onların varlığı bana o kadar manevi bir güç veriyor ki. En büyük sıkıntıda, sıkıldığım zaman onları arıyorum mesela yani. Ablalarım Ankara'da, kardeşim Ankara'da. Onların çoğu burada akrabalarım. Yani işte amca çocuklarım, halamın çocukları. Onlarla buluşuyorum çok sık. Malatya, şimdi Arguvan'a çok sık gidiyorum. Gerçi 2 senedir gidemedim. Çok da büyük hasret çekiyorum bu sıkıntıdan dolayı, pandemi falan. Ama çok mutluyum onlarla yani. Geçen defa da sana anlatmıştım yani o köye gittiğim zaman halamın kızı Nazlı abla, hiç unutmam. Yani onun kokusu olduğu gibi baba kokusu, yani baba ocağının kokusuydu sarıldığım zaman, ki ilk defa görüyorum ben yani. O 2013'e kadar hiç görmemişim. Evet, ve onu hissediyorsun. Hissettim. Çocukluğuna gitmiş oluyorsun halamın aslında. Halamın oğlu aynı şekilde, Ali Rıza abi, hep görüşüyoruz. O benim tamamen, bir abim yoktu, abim oldu bir anda. Ortaya çıkıverdi. Tabii çocukluğuma gidiyorum. Ve çok güçlü hissediyorum işin gerçek tarafı, kendimi onlarla birlikte. Bu türküler işte o kadar sıcak türküler ki, yani hiçbir türküye değişmem. Halbuki benim yaptığım besteleri işte görüyorlar, işte tamamen farklı şeyler. Hiçbir şekilde bunlarla ilgili hiçbir şey ne yazarım ne çizebilirim. Ama bunların yeri apayrı. Ne kadar uğraşsam uğraşayım bu kadar... Mükemmel bir şey yapamam yani, mümkün değil. Müzik her zaman yol açıcı, her zaman yol gösterici. Kısa bir reklam aramız Hadi var. Hadi verelim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar Zeynel Lüle ile türkü yolculuğunda, gazetecilik yolculuğunda, hayat yolculuğunda neler yaşadı, neler oldu bitti, oraya bakacağız. We'll be right back.
Evet, reklam arasından sonra programımız devam ediyor ve programımızın bu bölümünde Zeynel Lüley ile ilgili yine sorduk. Ne düşünüyorlar? Zeynel Lüley'i elbette haber verirken her gün televizyon kanallarında Tele1'de izliyorsunuz. Dünyadan, Türkiye'den gündemi değerlendiriyor, haberler veriyor. Ama Zeynel Lüley ile ilgili ne söylemişler? Bir oraya göz atalım. Zeynel Lüle iyi bir gazeteci. Haftanın yorumlarını ondan dinliyoruz. Kendisini çok da beğeniyoruz. Merhabalar. Zeynel Lüle'yi takip ediyoruz. Tele1'deki programlarını yakinen takip ediyorum. Aslen Malatyalı, sevdiğimiz bir programcıdır. Başarılarının devamını diliyorum. Zeynel Lüle çok iyi bir yorumcudur. Çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir sanatçıdır. Gerçekten biz Tele1'de de program yapıyor. Severek dinliyoruz. Selamlar, saygılar olsun buradan kendisine ve sevenlerine. Zeynel Lüle bir dünya gazetecisidir. Neden bir dünya gazetecisidir Zeynel Lüle? Çünkü Zeynel Lüle sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı izler. Sadece Avrupa'yı değil, bütün dünyayı izler. Bütün dünyayı izlerken dünyadaki olayları, haberleri bütün bir tarih perspektifi içinde ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde irdeler. Dolayısıyla dünyada olup bitenler Zeynel Lüle'nin beyninde ve oradan dilinde daima yerli yerine oturur. Aslında gazeteciliğe bir Avrupa uzmanı olarak başlamıştır. Brüksel'de yıllarca gazetecilik yapmıştır. Türkiye'nin en büyük gazetelerinde çalışmıştır. Şimdi Tele1'in vazgeçilmez haberlerini sunan, bütün dünyadan, bütün ilişkilerini kullanarak, her dilden, her ülkeden haberler alan, yorumlar alan ve onları sentezleyerek izleyicisine sunan bir gazeteci, sunucu, televizyoncu, yazardır. Ayrıca sanatçı kimliği de vardır, o pek iyi bilinmez ama çok da iyi bir saz sanatçısıdır Zeynel Lüle. Kendisiyle birlikte çalışmaktan ben şahsen onur duyuyorum. Zeynel Lüle dostumuz disiplinli, Avrupa disiplini almış. Geliş gidişlerinde çok uzakta oturmasına rağmen, ta Tuzla'da oturmasına rağmen ilk günden itibaren hiç aksatmadan o kadar yolu gelip gidip kendi işini titiz bir şekilde aralıksız, geniş bir perspektifle birikimlerini bizim Tele1 televizyonumuza aktaran bir arkadaşımız. Bize Tele1'e büyük birikimleriyle katkılarda bulunmuştur. Evet, yorumları izledik Zeynel Lüle ile ilgili. Eminim çok kişiye ulaşsak, çok kişi böyle yüzü gülümseyerek, çünkü her gün ekranlarda gülümseyerek insanlara bakan, gözlüklerinin arkasında kravatı ve bir de askılarıyla bir adam. Pantolon askısının hikayesi aslında tamamen yine gazeteci arkadaşlarımın önerisi üzerine oldu. Hani yurt dışından gelen bir gazeteci ve daha çok böyle diplomasiyle uğraşan bir gazeteci olduğum için, dış haberci olduğum için hani biraz monşer havası verelim sana dediler önce. Sonra baktım ekrana çok güzel durdu. Beyaz gömlek üzerine pantolon askısı ve kravat. Hadi bunu bozmayalım dedik. Biraz daha farklı olsun dedik. Şimdi devam ediyor ama işte akşam mesela bazen boşluk oluyor. Bazı arkadaşlarımız izine gittiği zaman hani akşam da sen getir şu haberini sur dedikleri de o zaman normal ceketimi giyiyorum. O tamamen gündüz kuşağının bir kıyafeti oldu. Öyle de kalsın istiyoruz. Gündüz kuşağının kıyafeti o. Askılı, pantolon askılı Zeynel. Evet. Güzel bir tarz oldu. Peki Emre Hoca'nın bu arada mesajını çok hoşuma gitti. Emre Hoca beni saz çalıyor zannediyor demek ki. Piyano çalıyorum tamamen ama sanatçı kimliğime de vurgu yapmış, çok sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Emre Hoca bir de başından sonuna kadar bizi çok destekleyen mesajlar da atıyor programımız sırasında.
aman kaçırmayın Zeynel'in programı başladı diye tweetler atıyor falan. Sağ olsun hocam, zaten yani o kadar hayranım ki kendisine, hem giyim tarzına hem düşüncelerine hem o kitaplarına. Evet. Yani evet, herhalde yeryüzünde Emre Kongar gibi, yeryüzünde demeyeyim ama Türkiye'de işte ise Emre Kongar gibi bir kişilik, bir kişi bulmak çok zor yani. Çok nadir, evet, insanlardan biri. Onun için onu böyle biz el bebek gül bebek tutmamız lazım. Evet. Çok değer veriyorum. Çok kıymetli bir insan. Ülkemizin önemli bir değeri. Saygılar sunuyoruz Emre Kongar'a. Evet. İyi ki Emre Kongar gibi bir bilim adamımız var. Kesinlikle öyle. Ve Merdan Yanardağ'la da çok güzel bir Merdan, program sunuyorlar. Olsun. Ben sizin sanatçı olduğunuzu Merdan Yanardağ'dan öğrendim. Öyle mi? Merdan Bey söylemişti sanatçı kimliğinizi. Ve oradan birlikte bir işbirliği yapalım, hatta çalışalım. Hatta Merdan sağ olsun yani hafta sonları gel bir de müzik programı yap diyor. Bütün 5 gün boyunca program yapınca hafta sonunda dinlenmek istiyorsunuz. Bir yerlere kaçayım istiyorum aslında, sadece dinlenmek değil. Ben çünkü çok fazla hani yatayım da uzanayım dinleneyim değil de genelde böyle başka başka yerler görüp İstanbul'un içinde olmayan dostlarımı da yakalayabilme derdindeyim aslında. İşte biraz önce söylediğim gibi Malatya, Arguvan'a, acaba hafta sonunda Arguvan'a gitmek isterim doğrusu. Evet. Ya da işte şimdi eşim Marmaris'te, Orhaniye'de, Kristina'da böyle küçük bir yerimiz var. Orada daha çok kalıyor artık, arkadaşları var. Hadi gideyim bir de onlarla birlikte olayım diye duygum var. Ya onun için hafta sonu çok fazla dolsun istemiyorum ama bir gün yapacağız herhalde Merdan'ın da isteğiyle bir müzik programı. Müzik programı derken tabii bambaşka bir şey yapalım istiyoruz. Bakalım. Evet, peki muhalif bir kanalda çalışıyorsunuz. Bir yandan da hükümete karşı bir kanal. Burada bir tedirginlik duyuyor musunuz? Aslında hükümete karşı derken bağımsız olmaya çalışan, bağımsız bir kanal diyelim. Çünkü şu anda eleştirilmesi gereken muhalefetse muhalefete eleştirelim. Ama eleştirilmesi gereken muhalefet değil ki, çünkü ülkeyi yöneten onlar değil. Ülkeyi yönetenler çok kötü yönetiyorlar. Yani perişan olduk. Özellikle son bir hafta görüyorsun. Evet. Ali Rıza sonuçta ekonomi allak bullak oldu. Herkes 10 liraya dayandı. Yani bunun açıklamasını yapabilecek en ufak bir mantıklı cümleleri yok. Olamaz da zaten yani, kimse anlam veremiyor buna. İşte bu şekilde yönetilen bir ülkede iktidar eleştirilmez mi? Biz işte o bağımsız kimliğimizi koruyarak eleştirmek, tabii ki eleştireceğiz. Zaten bu iktidarın gitmesinden başka çare yok bu ülkenin kurtulması için. Ona artık kanaat getirdik özellikle. Biz, yani ben bir gazeteci olarak değil, aynı zamanda bir birey olarak, bu topraklarda yaşayan bir kişi olarak, markete giden birisi olarak, işte geleceğimize sahip çıkması gereken gençliğimizin, gençlerimizin güzel bir ülkede yaşamasını isteyen bir birey olarak mutlaka bu düzenin değiştiğini, zihniyetin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. O da mevcut iktidardaki insanlar o zihniyeti değiştirmeyeceğine göre, çünkü kafalarında tek bir şey var, ceplerini doldurmak. Bu evet, nedenle de yapacak bir şey yok. Biz tabii muhalif bir kanal konumunda olduk ister istemez. Bağımsız bir kanal olduğumuzu söyleyerek ama bunu söyleyeyim. Ama bunun için de sürekli olarak baskı altında olduğumuzda artık saklamaya gerek yok. Radyo Televizyon Üst Kurulu herhalde sadece ve sadece Tele1, Halk TV, işte Cem TV ya da başka ne bileyim KRT'yi açıyorlar, bakıyorlar. Orada herhangi bir şey söyleniyorsa üstümüze geliyorlar. Sıfır öbürleri, sıfır. Evet. Yani her türlü şeye rağmen sıfır ceza var. Sürekli olarak ceza yağdırıyor. Ama yılmak Merdan yok. Yanardağ iyi bir sistem kurdu. Bir şekilde bu kanalı yaşatıyoruz. Bizler de elimizi taşın altına koyduk. Hiç değilse çocuklarımıza anlatacağımız bir serüvenimiz var. O serüvenimiz, evet, o kadar, evet, önemli ki vicdan azabı çekmiyoruz. Tam tersi, yastığa başımızı koyduğumuzda biz bu memleket için bir şeyler yapıyoruz. Duygusunu taşıyoruz. O bizim için çok önemli. Yani bir aile oluşturdu Merdan Yanardağ Tele1'de. Bir aile olduk. Hepimiz canla başla çalışıyoruz. Yani hiç saat filan demeden. Bir tek işte hafta sonunu saklamak şartıyla. Evet. o da Merdan da onu anlayışla karşılıyor. Evet, peki dönelim tekrar türkülere, şarkılara. Ne söyleyeceksiniz şimdi, sırada ne var? Ben şimdi o bizim gençliğimizden, işte babamızdan, işte o dönemlerden bahsettik. Özdeş diye bir şarkı yapmıştım babamın vefatından sonra. 72'de babam vefat etti. Gerçi o zaman benim bu şarkıyı yaptığım 74 demek ki, 2 sene sonra yapmıştım bu şarkıyı. Tamamen babamın ardından yapılmış bir şarkıdır ama
özlediğim bir insana yazılmış bir şarkı. Bu tabii sevgili de olabilir, anne de olabilir, kardeş de olabilir. Tamamen şarkının adı Özdeyiş. Sözlerini de izleyiciler kulak kabartırlarsa tamamen özlenen bir insana yazılmış bir şarkı. Klibini de eski kardeşlerim, benim, annemin, babamın fotoğraflarıyla hazırladık bu klibini. Öyle bir şey yaptık. Bakalım beğenecekler mi? Ne kadar güzel. Herkesin içinde bir özlem duygusu vardır. Kesinlikle. Dinleyelim o halde. Dinleyelim. Oh,
Evet, böyle bir şarkı. Evet, müzik her zaman sığınılacak bir liman. Liman, ki yaşamında da öyle olmuş. Hem çocukluğuna öyle. Hem memleketine tekrar müzik eşliğinde dönmüşsün. Hem de kendini müzikle avutmuşsun. Aslında sadece avutmamışsın, bu işten para da kazanmışsın. Tabii tabii. Bu işi yapan Anadolu ozanlarının çoğu para kazanamıyorlar. Şu an bu işle uğraşanlar para harcıyorlar. Siz Paris'in göbeğinde, lüks Paris'in bir restoranda bu işten Fransa'da, para kazanmışsınız. Avrupa'nın birçok ülkesine gidip o orkestra, kurduğum orkestrayla şeyler, düğünlerde daha çok tabii, konser değil de evet. Düğünlerde işin gerçek tarafı, sünnet düğünü, normal düğün, nikahlar, birçok insanı, birçok çifti evlendirdiğimi ben çok iyi biliyorum da şimdi bazılarının çocukları diyor ki annem babamın düğünü sen yapmışsın Zeynel abi diyorlar. İşte fotoğraflar, işte filmi diyorlar da gösteriyorlar, bazen enteresan. Hoşuma gidiyor tabii. Bir yandan da Avrupa Parlamentosu'nda bölgeyle ilgili, dünya ile ilgili önemli kararların alındığı, ülkemizin de son derece kaderinin çoğu zaman belirlendiği kararların alındığı bir yer. Aynı zamanda Alevilerle ilgili ahim biliyorsunuz kararlar ve bütün bunların hepsini haber yapıyorsunuz. Dünya siyasetçileriyle iç içesiniz, Türkiye'yi her dönem yöneten liderler de sürekli gelip gidiyorlar. Bir yandan da onların nabzını tutuyorsunuz, onlarla iç içesiniz. Bir yandan da müzik yapıyorsunuz, insanlara i̇şte müzik tabii ister istemez bu gazetecilikten sonra müzik tamamen hemen hemen hayatımdan, yani ancak ve ancak bazı günlerde dostlar, arkadaşlar arasında piyano çalarak, şarkı söyleyerek geçirdiğim dönemler oldu ama müzik artık hayatımdan çok fazla hayatımdan çıktı diyebilirim. Daha sonra işte ama işte bestelerim oldu birkaç tane. Ama daha çok tabii gazeteciliğe çok ağırlık verdim. Bir de sevdim gazetecilik mesleğini, çok sevdim. Dediğim gibi Türkiye ile Avrupa konusunda ilişkilerinin o dönemlerde oldukça sıkı fıkı olduğu dönemlerde. İşte Avrupa Konseyi'nin üyesi ama darbe yapılmış bir Türkiye. Evet. Aynı zamanda daha sonra da ilerleyen yıllarda Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir Türkiye. Derken benim yaptığım oradaki işim önemli hale geldi. O nedenle işte Zeynel ile Strasbourg'dan bildiriyor, Zeynel ile Brüksel'den bildiriyor, ismi kulaklarda çok yer etti. Tabii 45-50'li yaşlardakiler bilir bunu. Ondan sonrakiler unutmuş olabilir. Daha doğrusu benim de hafızamda hep vardır. Reha Muhtar Atina'dan bildirir, Zeynel Lüle Strasbourg'dan bildirir. Böyle bir gazeteci şeyi vardır kulaklarımızda. Var var. Daha siyah beyazlı televizyonlardan tutun da çünkü bugüne kadar. Çünkü TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde evet. Sadece Hürriyet'e ben haber yazmıyordum. Çünkü oradaki işte bu işi becerebilen bir muhabir olduğum için TRT'de benden haber almak istedi. İzin verdi Hürriyet. Ben TRT'ye de sürekli haber yapmaya başladım. Tek kanallı olduğu için o zaman halkımız sadece ve sadece TRT'yi izliyor. Özel televizyonlar yok. O yıllarda tabii ben Strasbourg'dan bildiriyor Zeynel Lüle deyip ben işte gerek telefonla gerek görüntülü, görüntüler çok dertliydi. Onları da ayrı bir anlatmam lazım size. Ama çok önemli günlerde. Mesela Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tam üyelik başvurusunu Türkiye'ye ilk duyuran ve de üstelik canlı görüntülü yayınla duyuran benim mesela 1987'de işte Türkiye tam üyelik başvurusu yaptı Özal zamanı ve o başvuruda Leo Tindemans o zaman işte şeyin Belçika'nın Dışişleri Bakanı aynı ama aynı zamanda Avrupa Birliği dönem başkanı Belçika ona verildi bir dosya. Tam üyelik başvurusunu yaptı. Ben de o heyecanla TRT'nin canlı yayınına çıkıp anlatmıştım Türkiye tam üyelik başvurusu yaptı diye. Sonra müzakerelerin kabul edilme müzakerelere başlayacak diye de yine ilk canlı yayını ben ilk duyuran benim. Çünkü o zaman da rekabet vardı. CNN Türk'te çalışıyordum. Özel televizyonlar çoktu ama biraz arkadan aldığım bilgileri, kulis bilgilerini evet 3 Ekim'de müzakereler başlıyor diye ben canlı yayında anlatmıştım. Yani böylesine bir tarihi şeylerim de oldu ama şimdi kimin umurunda Allah aşkınıza değil mi? Öyle ilişkiler öyle hale geldi ki. Evet. Türkiye ile evet. Avrupa ilişkileri. Gazetecilikte çok değişti mi? O dönemlerde gerçekten gazetecilik vardı. Gerçekten haber peşinde koşanlar vardı. Liderlerin de tahammülü vardı o zaman. Tabii canım. Şimdiki gibi cebine para koyulup her istediğini yazan, bütün düşüncesini, bütün şanını, şerefini birilerine teslim etmiş gazetecilerden maalesef ki bahsediyoruz. Utançtır
olacaktır bu aynı Tabii. zamanda gazetecilik açısından. Ama dimdik durup gazetecilik yapan, bedeller göze alan ve biliyoruz ki birçok gazeteci de hapislerde yaptığı evet. meslekten dolayı, kendi işini yapmaktan Hı. dolayı böyle bir durum yaşamakta. Dolayısıyla Zeynel Lüle toplumun çok yakından tanıdığı, dimdik delikanlıca haberleri Aman yapan ne güzel bu. Birisi. Yani tabii öyle olmaya çalıştık en azından. O dönemlerde böylesinde bir sıkıntı yoktu ki. İstediğimiz soruyu sorarız. İstediğimiz yani cevap vermek istemiyorsa vermez. Ama soru bana böyle soru sorma diyemezdi kimse. Kimse de engellemezdi. Şimdi hiç gazeteci önüne çıkamıyor ki insanlar. Şimdi bir uçak, bugün bir uçak haberi. Daha doğrusu Erdoğan'ın zaten o meşhur uçağın içerisinde aldığı gazetecilerle bir fotoğrafı vardır her seyahatinde. Ortada kendisi oturur ama ceketini çıkartır, gömleğiyle oturur. Ya da yeleğiyle vardır. Ama çevresindeki diğer gazetecilerin hiçbiri ceketini çıkaramaz. Korkar sırtını var. Da arkasına yaslayamaz. Böyle bir pozisyonda bir fotoğraf. Üstelik de o toplantıda yani o uçaktaki o sohbet tamamen Anadolu Ajansı'nın kayıt ettiği ve abonelerine kayden yolladığı bir şeydir, söyleşidir. Yani onlar da notlar falan almaz, gerek yok. Çünkü onlar haber yapmıyorlar. Sadece olduğu gibi Anadolu Ajansı'nın kaydını yolluyorlar. Orada sordukları soruları görüyorsun. Utanç verici bir şey. Yani tamamen ellerine verilmiş sorular ama kraldan çok kralcı vaziyette soruyorlar. Yani aslında onlar gazeteci değil. Onlar sadece ve sadece gezmeye gidiyorlar. İktidarın ayrıcalıklarından olağanüstü bir şekilde yararlanan iktidar memurları. Evet. O kadar yani onlar gazeteci falan değil. Zaten onlara gazeteci demek beni utandırır en başından. Ama onlar akşam yastığa başlarını koydukları zaman utanmıyorlar. Çocuklarına nasıl bir kişi olduğunu anlatmaları çok zor olacak ileride. Evet. Bizler ama hatırlatacağız o zaman. Onun evet. için şimdi ama gazetecilik yapılamıyor. Bizler işte ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum ama onlar zaten yapmıyorlar. Toplumda seçiyor zaten, görüyor bunu. Tabii. Peki ben de bir kendi bestemi okuyayım istiyorum. Hadi. Arkadaşlar gönderirlerse sen gideli girdim yasa ateş düştü şu Sivas'a. Oo tamam. Kederdeyim senden ayrı bu hayata küstüm gayrı.
Edebeyim senden ayrı, bu hayata küstüm gayrı. İçimde bir sızı durur, sarar beni ayrı ayrı. İçimde bir sızı durur, sarar beni ayrı ayrı. İçimde bir sızı durur, sarar beni ayrı ayrı. Ben de bunu yaptığımda Romanya'daydım. Bir dönem Romanya'da kaldım. Romanya'da yaptığım bir besteydi. Daha sonra albüme ekledim ve benzer taraflar var. Romanya'dayken rahatsızlanmıştı. Ben de babamı kaybetmiştim ya, o dönemlerde. Böyle süreçler gurbet yaşanıyor. Gurbet elde olunca biraz daha herhalde bunu daha sarsıcı oluyor, bir şekilde yaşıyor insan ister istemez. Aklın burada oluyor. Tabii canım. Gelip derken, gidemiyorsun. Evet. Annem vefat ettiğinde ben mesela çok sonra öğrendim. Yani söyleyememişler. 80'de trafik kazası olduğu için tabii. Kardeşlerim yani yeni gitmişim Fransa'ya. Apar topar gelmemi de istemediler. Yapacak da bir şey yok diye düşündüler galiba. Bir hafta 10 gün sonra öğrendim ben tabii. Her şey bitmişti. Hala içimde oktedir ama yani çok suçlarım kardeşlerim bu yüzden. Evet. İşte belki de gelemeyeceğimi düşündüler tabii. O zaman çok da paramız yok. Apar topar belki gelemezdik. Bilemiyorum tabii. Onun için gurbette, daha doğrusu kendi yanlarında olmayan kardeşlerini, insan kardeşleri farklı düşünüyor galiba. Çok da üzmek istemiyorlar. Şimdi bile böyle Ankara'dalar ya onlar. Ben İstanbul'dayım. Şimdi bile böyle bazı şeyleri söylemezler. Böyle aman işte Zeynel duymasın, üzülür falan. Yani böyle bir alışkanlık neticede var. Neticede üzüntü de hayatın içinde. Üzüntü de hayatın şey içinde yani. Bir şey. İşte neyse yani öyle bir durum var. Bizimkilerin kötü bir huyudur bu. Evet. Ben çok eleştirdiğim için söyleyeyim. Bunu benim aklıma annemin öyle bir hikayesi var. Annem Gürünlü'dür. Kangal'a gelin geliyor. Ve işte bir süre sonra, birkaç yıl sonra abisi trafik kazasından vefat ediyor. Bir şekilde telefonlar yok o dönemde. Aradan 10-15 gün sonra galiba bir şekilde haber veriliyor, haber iletiliyor. Bizim köydeki işte dedemler var, babamlar var, köylüler var. Haber alıyorlar abisinin vefat ettiğini. Fakat Ağustos ayı, orakla ekim biçiyorlar. İşlerin çok yoğun olduğu bir zaman düşünüp taşınıyorlar ne yapalım diye. Diyorlar ki şu ekinleri bitirelim. Yoksa tarlada kuruyacak, işler güçler çok aksayacak. Bunu bir toparlayalım edelim, ondan sonra söyleyelim. Ekinleri toparlıyorlar, harmanı bitiriyorlar. İşler bitince sonbaharda
alıp o zaman götürüyorlar ve abisinin öldüğünü söylüyorlar. Ya. Böyle bir hüzünlü. İşte o kötü. Çünkü böyle bir şey yaptılar. Ben yıllarca annemin mezarına gidemedim. Çünkü benim kafamda beni uğurlayan, Fransa'ya giderken uğurlayan bir anne kaldı. onu yaşamadığım için. Evet. Toprağa veremediğimiz için ya da kardeşlerimle o acıyı birlikte yaşamadığım için. Evet. Herhalde bilmiyorum bunu en iyi açıklayacak olan sensin. Yaz süreci olmadı. Dondu kaldı orada, evet. Ben gitmedim yani. En son gittim yani. Kabullenmemek bir şekilde. Belki öldüğünü. Kabullenmemek belki işime geldi. Bilmiyorum yani. Hiç onu artık senden rica ediyoruz. Bunun bir psikolog olarak bunun durumunu bana çok daha iyi anlatabilirsin. Çünkü insan yaz şöyle bir şeydir. Yaşanılarak bitirilir ancak. Eğer yaşanılmamışsa bir şekilde donup kalmıştır. Evet. Ve o zaman da terapiyle bitirilmesi gerekir. Bitirilmeyen terapi yaz, ihtiyacım var mı acaba? Bitirilmeyen yaz her zaman bir gerilim yaratır insanın içinde ki bizim yaşamımızda doğduğumuz andan bugüne kadar yaz demek illa birisini kaybetmek demek değildir. Değil, hayatımızda bir sürü şeyler kaybolup gidiyor. Bunların hepsinin irili ufaklı yazları insanın ruhsal mekanizmasına devam ediyor. Yani onu çözümlenmezse herhalde o kalıyor. Üzülerek çözümlenmezse orada kalıyor ve bizim gelecekteki yaşamımızı da gerilime sokuyor. Çünkü bunun böyle bir özelliği var. Yaz yaşanılarak bitirilir. Evet. Ağlamadın, o üzüntüyü hissetmedin. Bir gün ağlayacaksın, o üzüntüyle karşılaşacaksın ve o zaman o yaz süreci tamamlanacak. Evet. Gerilim yaratmaktan çıkmış olacak. Evet, belki de işte o annemi beni Ankara'dan yurt dışına uğurlarken hali gözümün önünde kalsın istedim belki de. Nasıl bir hal, nasıl bir anne? Çünkü ağladı tabii, çok çok ağladı ben canlı giderken. Canlı mı? Hiç istemedi onun yani. Fiziksel gitmemi. Yapısı düşündüğünde bu muhtemelen çok canlıdır. Tabii gözümle. Tabii hala hiç unutmadığım bir dönemdir. Kıyafetlerini bile hatırlarsın şimdi. Kesinlikle benim üstümdeki, onun üstündeki ya da beni uğurlayanların bütün üstündeki kıyafetleri dahi hatırlıyorum ki hafızası çok iyi birisi değilimdir yani. Kesinlikle hatırlıyorum. Annemin o başını şöyle örtmüş olması, yağmur yağıyor, sürekli ağlıyor, onu hiç unutmuyorum tabii. Yani hiç istemedi gitmemi yani. Sanki gittiği anda biliyordu sanki kaybedeceğini. O son görüşün müydü? Son görüşüm o. Bir daha görmedin? Yok. İşte 80'in Şubat'ında gittim. Son görüşüm, pardon, 79'un Şubat'ında gittim. Yanlış söylüyorum. Eylül'de 80, evet. 80'in Şubat'ında gittim. Aralık'ta da annem öldü. 80'in aralığında. Evet. Yok ya, ne diyorum ben. 80'in Eylül'ünde, yani 12 Eylül oldu. 80 Eylül. Ben 25 Eylül'de çıktım. Aralık'ta annem öldü. Doğru. 25 Eylül benim çıkışım. Yani kapıları açtılar. Çıktım hemen. Kendini kurtarmak pahasına. Yani hem oraya kayıt yapmıştım, evet. Fransa'da okula. Hı-hı. Zaten gitmem Hı-hı. gerekiyordu. 13 Eylül'dü benim uçuşum. 12 Eylül'de darbe oldu, askeri darbe. Benim 13 Eylül tabii bu arada yattı. 25-26 Eylül'de mi ne, kapılar açıldı. Bir arkadaşın arabasıyla çıktık Bulgaristan'ın üzerine. Orada hiç aklına gelir miydi vedalaşırken bir daha dönüp annene sarılmayacağın hiç aklına gelir miydi? Tabii hiçbir zaman. Hı-hı. Ben kafamda tamamen yaşayacağım macera vardı. 23 yaşındayım ya. Evet. Yani neler yaşayacağım acaba, Fransa'da gideceğim, işte nasıl bir ortamda bir kaygı, yaşayacağım, bir telaş. İşte orada okulda okuyacağım, ondan sonra nasıl arkadaşlar edineceğim, hangi ortamda yaşayacağım, Avrupa neye benziyor, ilk defa çıkıyorum Avrupa'ya, hiç görmemişim daha önce. Evet. Acaba şeyde, filmlerde gördüğümüz evler, o sokaklar böyle midir, arabalar öyle mi? Tamamen kafamda, geriye dönüp bakmadım ki hiç, annemi bir daha görmem. İşte eski sevgililerimle bir daha buluşur muyum? Yok öyle bir şey kafada hiçbir zaman. Evet. Kardeşlerimle bir daha sarılır mıyım, sarılmaz mıyım? Yok tabii. O an, daha sonra ama işte oldu. Daha doğrusu keşke bir daha sarılsaydım. Keşke hiç istememişti, gitmeseydim dediğim tabii çok oldu. Peki insan hayata bir şeyleri tasarlarken, planlarken hayatta farkında olmadan plansız bir şekilde bir sürü şey de kaybediyor. Çok tabii, kıymetli şeyleri de. Bu programın en sevdiğim tarafı senin bu. Bir psikiyatra gitmişiz de böyle sedirin üzerinde uzanıp da böyle hani sorulan soruları cevaplandırıyoruz ya. Biraz da o hava var ya, o önemli. Evet, kendi mesleğini şeyini yapıyorsun bu arada, önemli kısımlarını. Peki biz reklam arasına gidelim. Tamam. Bu arada siz seans ücretini ödersiniz zaten. Tamam, anlaştık. Peki, pahalı reklamlar. Olmasın ama.
Evet, reklam sonrası Zeynel Lüle ile İçimizdeki Sesler programı devam ediyor. Ve programımızın bu bölümünde her programda olduğu gibi portreler bölümü var. Portrelere bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı yıllarca hayatı türkülerin içinde gelmiş çok sevdiğimiz bir dostumuz, dervişhane dostumuz Yüksel Mansur Kılıç var. Bir kulak verelim. Ben de çocukluk yaşlarımdan itibaren hani ok meydanında bulunmak, Kasköy'de bulunmak, sorumlu bir bölge, emek yoğun bir bölge, yolların olmadığı, elektriğin olmadığı, suyun olmadığı, haksızlıkların çok olduğu, daha iyinin yaratılması için herkesin kendi penceresinden bir şeyler yaptığı ve haksızlıkların büyüdüğü dönemde de buna baş kaldırının en yoğun olduğu bölgelerden biri İstanbul'da. Bir de tabii hani göçün yarattığı sorunlar ve burada özellikle itilmiş ve konut sorunundan eğitim sorununa birçok sorunun olduğu, haksızlıkların tümünün hissedildiği. Benim çocukluğumda hani çocukluk yaramazlıkları vardır ama çok kavga yoktur, daha çok kavgadan uzak durmak vardır. Biraz da aile geleneğimizden, belki babamızın devlet memuru olmasından, belki babamızın toplum içindeki yeri nedeniyle öyle kavga etmeye cesaret edebilecek durumda değildik. Sevgili Ali Rıza, biliyorsun 2007 yılıydı. Radyonun Tekirdağ'daki verici istasyonunda yüksek gerilime çarpıldım. İşte ölümden döndük, yeniden yaşam. Belli bir süre tedavi, uzak kaldık her şeyden. O arada tabii yüksek gerilim vücuttan geçince inanın birçok şeyi unutuyorsun. Ben ortaokulu ve liseyi mahallenin dışında okudum. Yani o da şöyle, şimdikiler ancak böyle bir geri nokta olarak belirtiyor ama o zaman baraka okullar en modern okullardı. Piripaşa İlkokulu'nda baraka okulda okuyordum. Öğretmen olmayınca Örnektepe İlkokulu'na verildim. Daha iyi okumam için de ortaokulda Cağaloğlu Ortaokulu'na götürdüm. Sonra Pertemniyel Lisesi'ni okudum. Yani ortaokul ve lise döneminde halk müziğinin dışında da ortaokulda hem klasik müziği hem sanat müziği ile tanıştım. Müzik aletleri çalmaya başladım. Nefesli. Konservatuarla tanıştım. Lisede pop müzikle daha çok yoğunlaştık. Ama aynı zamanda da işte bugünlerde geçmişe bakıldığında özgün müzik denen, protest müzik denen aslında o günün türküleri olan toplumsal mücadelenin yükselmesine de bağlı olarak gelişen halk ozanlarını ve sanatçılarını daha çok dinler olduk. Yani Seldağlar, Cem Karacalar en çok dinlediğimiz sanatçılardı ama pop müzikle de yine lisede biraz da lisedeki görevim nedeniyle müzik kolu başkan yardımcısıydım. Hep müzik kolu görevim oldu lisede, Pertemniyel Lisesi'nde. Belki oradan işte pop, sonra tabii işte yaşamın bir kısmında cezaevi var, bir kısmında çevreden de uzaklaşma var. Anadolu göçünün de ilk merkezlerinden olması nedeniyle babamın da Anadolu'dan göç eden, gelen halk ozanlarının ziyaret ettiği, onların arkadaş olduğu bir şahsiyet olması nedeniyle ve işte evde kaval çalması, yani ben şimdi mesela iyi flüt çalardım ama bunun kökeninin sonradan babamın bizim çocukluk zamanımızda çaldığı kavalla bağlantısı olduğunu hiç düşünmemiştim, sonradan fark ettim bunu. Yine türküler de öyle, yani Aşık Veysel'in Tepebaşı Gazinosu'nda konserinin olacağını herkes duydu ve herkes ok meydanından yürüyerek Tepebaşı Gazinosu'na gitti. Ben de sanıyorum o zaman 12 yaşındayım.
yani kahveler boşaldı, sokaklar işte ne söyleyeyim bildiğiniz şu hemen radyonun da başlangıcında bulunduğu şimdiki adı Fatih Sultan Mehmet Caddesi olan caddeden böyle Kasımpaşa'ya doğru, Kasımpaşa'dakilerle birlikte Tepebaşı Gazinosu'na doğru. Yani şöyle, Tepebaşı Gazinosu yanlış hatırlamıyorsam 3000 kişi alıyordu. Yani bugünkü nüfusla karşılamamak lazım. Buralar gece konuluydu. Öyle çok büyük bir yoğunlukta yoktu. Yani neredeyse hiç kimse kalmamıştı. Herkes Aşık Veysel'i dinlemeye gitmişti. Peki biz çocuğuz, nasıl gireceğiz içeri? Yani o arada bilet parası falan filan da düşünmüyorsun. Herkes gidiyor, sen de onlarla birlikte gidiyorsun. Ben de işte Aşık Veysel'i ölümünden bir yıl önceydi. Tepebaşı Gazinosu'nda içeriye girerek değil ama pencereye uzanarak ve uzaktan görerek konserini dinlemenin çabası içinde olmuştum. Öyle tümünde dinleyebilme olanağınız olmuyor. Çünkü içerisi önce arş dolu. Pencerelerden de büyükler işte kafalarını uzatıyorlar. Aşık Veysel'le böyle ama tabii Ruhi Su'yu daha yakından tanıma olanağımız oldu. Ali Ekber Çiçek İstanbul'a geldiğinde babamla birlikte kalmışlar. Onu da bir belgesel yapma çabası sonrasında öğrendik. Gel dedi, sen babanı tanımazsın, ben sana babanı anlatayım dedi. Belki oradan da bir muhabbetle ama esasen bizim burada yaptığımız şeyin yani Yön Radyo ve çizgisinin ve Yön Radyo'nun toplum üzerindeki etkisiyle ilgili düşüncelerinden olacak ki her aşamada yönlendirdi. En sonunda beni bir programa çağır dedi. Programa çağırdık. Sonra biraz sohbet ettik. Beni artık gönderin dedi. Ben tabii günlük bir olay olarak anladım. Sonra telefon ederek ben sana beni gönderin demedim mi dedi. O zaman anladım. Ve bir etkinlik yapmak. Onun onuruna, yarattıklarına, birikimine, değerine uygun olmasa da bizim çabamızla bir etkinlik olması gerektiğini düşündük. Cemal Reşit Rey'de birçok kuruluşun katkısıyla gerçekleştirilen Ali Ekber Çiçek gecesi biraz da onun yönlendirmesiyle oldu. Bu geceyi sen yap dedi, Yön Radyo yapmış olsun dedi. Ben de abi olmaz dedim. Yani sadece biz olursak, bu sadece bizim yaptığımız bir şey olur. Ali Ekber Çiçek'e daha yani toplumun tümünün olabildiğince temsil edebileceği kurumların tümünün içinde olması en doğrusudur dedim. Bir görevlendirme yapıldı, bir hazırlık yapıldı. O arada TRT'de zaten bir özel program yaptı. Sonrasında biz ortak bir program yaptık ama hani hiçbir kuruluşun adını anmadan Ali Ekber Çiçek etkinliği oldu bu. O gecedeki konuşmalarından gönderin beni artık gönderin demesinin ne anlama geldiğini görmüş oldum. Ortaokulda müzik öğretmenimiz aynı zamanda konservatuvar öğretmeniydi. Beni doğrudan konservatuvara almak üzere seçilmiş oldum. Sonra tabii hani aileyle konuşmak lazım. Babamla konuşunca babam da dedi ki nefesli çalgılar bölümünü alacağım. Babam da dedi ki zurnacılar genellikle o günkü adıyla akciğer rahatsızlanıyor. Yani verem oluyorlar dedi. Böyle bir şey var dedi. Onun için de dedi yapma dedi. Bende de kaldı o kadar yani. Bağlamayla aslında şöyle tanıştım. Yani ilkokulda okurken son işte 4. 5. sınıfta bizim kahvemizin hemen yanında Anadolu Saz Evi vardı. Orada da bağlama kursları verilirdi. O kursları verenlerden biri de abimdi. Biri de radyomuzun öğrencilerden biri de radyomuzun kuruluşuna katılanlardan Mehmet Ali Kandil'di. Ben de onlara çay götürürken hep böyle hani bakardım, dinlerdim nedir, saz nasıl yapılıyor, neresine vuruluyor, nasıl çalınıyor. Bağlamayla orada tanıştım. Abim solak bağlama çalardı. Ama sonra tabii evet cezaevinde biraz tıngırdatmaya başladık. Zara cezaevinde yani derseniz
Bülbül Sesleri, Azerbaycan Radyosu, Bakü Radyosu, yani diğer radyolar, Sultanahmet Cezayir derseniz BBC Radyosu, Sofya Radyosu, radyoları dinlerdim. Küçük radyolar içeri sokarak, çok küçük ama onlara da antenler yaparak radyoları dinlerdim. Kastamonu, Azdavay'da radyo dinleme olanağı çok yoktu ama orada da başka güzel olmayınca başka güzellikler olabiliyor. Yani ben işte ne derler, hani solcu bir mahkumum ama cezaevi yönetimi de sağcı gardiyanlardan oluşuyor. Ama tabii iş öyle olmuyor. Yani benim işte en çok severek dinlediğim sanatçılardan biri Selda olduğu için cezaevi yönetimi yılbaşında herkese eğlence müzikleri için işte plaklar getirirken bana da Selda'nın plaklarını getirmişlerdi. 82 yılını 82 yılına bağlayan yılbaşı gecesinde böyle bir güzellikle karşılaşmıştım cezaevinde. En sevdiğim, severek dinlediğim sanatçılardan olan Selda, Kastamonu Azdavay cezaevinde o zaman plak getirilerek, yani kolay bir şey değil, hani böyle bir CD taşımıyorsunuz. Plağı getireceksiniz, plağı kuracaksınız, pikabı kuracaksınız, pikabı kurduktan sonra da işte hani elektriğiydi vesairesiydi, kolay bir şey değil cezaevinde. Selda'yı dinlemiştim. Güzeldi. Sevgili Ali Rıza'yı hem uzmanlığıyla hem çalıştığı alanlarda iş başarısıyla, ki öyle bir dönemi de oldu. Hem kültür dünyamıza kattığı zenginliklerle, programlarla, hem de bir yayıncı olarak bu programları yapma biçimindeki dikkatleriyle ve çerçevesiyle çok yakından izleme olanağı oldu. Onun için de Cem Televizyon'daki programını izlerken Ali Rıza'nın bütün güzelliklerini, sevgili Ali Rıza'nın bütün güzelliklerini hissediyorum ve bunu bir duygu olarak söylüyorum ki gönlüm biraz daha ferah oluyor. Yürekmemişem oy oy,
Kuş dibine oy oy, su dökmemişem oy oy, su dökmemişem oy oy. Sanki ayrılığı oy oy, ben çekmemişem oy oy, ben çekmemişem oy oy. Çekerim ayrılık oy oy, seni bir zaman oy oy, seni bir zaman oy oy. Çekerim ayrılık oy oy, seni bir zaman oy oy, seni bir zaman oy. Açtık deneye deneye, kim akıllı kim delidi, şaştık deneye deneye, kim akıllı kim delidi, şaştık deneye deneye, kimi alim kimi softa, şöyle bir toplandık safta, kaplumbağaları çifte, koştuk deneye deneye, kaplumbağaları çifte, koştuk deneye deneye. Buharlandık bile bile, gökyüzünde çıktık yola, sel olduk dolduk bir göle, taştık deneye deneye, sel olduk dolduk bir göle, taştık deneye deneye. Bakın eğerenler bakın, ne işleri vardır hakkın, kör göz ile aya yakın, kaçtık deneye deneye, kör göz ile aya yakın, kaçtık deneye deneye. Deliler mum yakar buza, yemek olsun diye yaza, biz kendi çukurumuza düştük deneye deneye, biz kendi çukurumuza düştük deneye deneye. Mahsuni geçelim neden, belalar geliyor yerden, oyla bizi sevenlerden, kaçtık deneye deneye, oyla bizi sevenlerden, kaçtık deneye deneye. Ağzına sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Peki bunları dillendirmişken, söylemişken dönelim. Senin tekrar çok güzel bir şarkın var. Ah evet, klibini çektiğimiz şarkı. Evet. Bir tango o. Son dönemlerde hiç tango yapılmıyor Türkiye'de. Bu sefer bir tango yapmıştım ben. Onun klibini çekmiştim. Tabii Paris'te sosyete bir restoranda müzisyen olunca ister istemez tango yapıyor. Yani insan, işte onu söylemek istiyorum. Hani biraz önce dedin ya, bu türküleri duyduğun zaman Arguvan türküleri sana evet, neyi hatırlatıyor? Aslında bunları dinlemek o kadar hoşuma gidiyor ki, dedim ya, baba toprağa, baba ocağının evet, o kokusu geliyor burnuma. Ama ben bunları yapamam mesela, ya da buna benzer türküler yapamam. Çünkü bambaşka ortamda yetiştim, bambaşka bir ortamda yaşadım. Evet. Yaşadığım ortam ve edindiğim müzik bilgisi ya da işte edindiğim müzik nameleri kulağımda hep benim yaptığım şarkılar. Çok yine de eski namelerdir o ama, yani tango çünkü, yani tango sonuçta. Evet, evet. Menekşe Gözler diye bir şarkı.
izleyicilerimiz, onun da klibini daha önce oturduğum Tuzla'da çektim. Şimdi artık Tuzla'da oturmuyorum. Cihangir'e taşındım. Çok uzaktı gelip gitmek. Şehrin tam içine geldim. Şehrin tam göbeğine geldim. Biraz da artık arkadaşlarıma vakit ayırabiliyorum. Aksi takdirde çok izole ortamdaydım doğrusu. Çok evet. da keyifli bir ortamdaydı ama artık bir 12 sene yaşadık Tuzla'da işte. Yani onun keyfini çıkarttık. Evet. İzleyiciler orada yaşadığım yeri de görecekler aynı zamanda. O şarkıyı da orada arkadaşlarla, Tele1'deki arkadaşlarla çektik. Onlar çektiler hatta. Evet. Güzel de bir hatıra bıraktılar. Peki hadi Tuzla'ya doğru gidelim. Hadi gidelim Tuzla'ya, o menekşe gözler. Peki. Dans etmek isteyenler lütfen kalksın. Bir güneş doğdu umut dolu penceremden. Senin kadar tatlı, senin kadar sıcak. Yeni bir güneş doğdu umut dolu penceremden. Senin kadar tatlı, senin kadar sıcak. Tüm mutluluğumu getirdi bana, demet demet kucak kucak. Ah senin kadar tatlı, senin kadar sıcak. Bir rüzgar esti saçlarımdan ışıklar getirdi bana, yığın yığın ocak ocak. Ah senin kadar tatlı, senin kadar sıcak. Çiçekler açtı gönlümdeki tek bahçede. Senin kadar tatlı, senin kadar sıcak. Yine çiçekler açtı gönlümdeki tek bahçede. Ah senin kadar tatlı, senin kadar sıcak. İçerimde aşk tomurcukları yoğun yoğun saçak saçak. Senin kadar tatlı, senin kadar sıcak. Bir rüzgar esti saçlarımda ve sarmaşıklar getirdi bana, yığın yığın ocak ocak. Ah senin kadar tatlı, senin kadar sıcak. Bir rüzgar esti saçlarından kılık, menekşe gözlerden bakışlar. Ve sarmaşıklar getirdi bana, yığın yığın ocak ocak. Senin kadar tatlı, senin kadar sıcak.
sağlık, emeklerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ekibiniz ne güzel yapmış. Yalnız... Yani Sinan Kaya, Tolga Yanardağ. Tele1'de çalıştığım arkadaşlarım. Sağ olsunlar, Tolga Merdan'ın yeğenidir. Sinan Kaya da çok becerikli. Kurgusunu da o yaptı. Kamera onun, işte çok iyi. Yani çektiler. Şimdi başka şarkım var, onlara çektireceğim yine. İsteme Benden diye bir şarkı. Yeni onu, yaptığın eserler. O da yeni. Onu klibini de aşağı yukarı tasarladık nasıl bir ortamda çekeceğimizi. Yine sevgili Tolga ile Sinan sağ olsun, onlar çekerlerse çok mutlu olur. Kıskandım valla. Bizim ekibe de örnek olsun arkadaşlar. Bizim ekibimizden de böyle bir klip isteriz yani, değil onlar mi? Onlar yaparlar aslında, sadece ve sadece hadi demek lazım onlara. Evet. Hadi evet. Deyince yapıyorlar. Evet, gayet çok güzel olmuş. Çünkü çok profesyonelce, çok hoş olmuş. Çünkü kadar evet. Acayip kabiliyetlere sahip. Evet. Şimdiki bizim gençlik. Ekibimiz de son derece işinde iyi. Başarılı. Hepsi yetkin arkadaşlarımız. Hı-hı. Yeter ki bir zaman bulup bu işe koyulmak tabii, lazım. Tabii zaman bulmak, mekan bulmak ve onlara... Evet. Hadi demek gerekiyor. Hemen evet. Yapıyorlar vallahi. Çok evet. Da becerikliler. Çok güzel. Geldik programımızın sonuna. Ne güzel ki duygularınızı açtınız bize. Hayırlar, yaşamınızı senin karşında açtınız. Duygu açmamak mümkün mü? Öyle güzel sorular soruyorsun ki belli ki. Yani işte tabii ki mesleğin olmasından kaynaklanan bir şey. Bir de içimde o kadar çok anlatasım var ki. Yani sormasan evet. Da anlatırım doğrusu. Evet. Ve her yerinizden müzik fışkırıyor. Her yerinizden melodi fışkırıyor. Ne bu güzel. Da çok güzel. Bunları böylece kayıtlı hale getiriyorsunuz. Ne herkes güzel. Bunu dinlesinler diye. Tabii ki. Çok mutlu oluyorum doğrusu. Baki yani, kalacak. Müzik her zaman benim için, işte gazetecilik de tabii keyifli bir şey ama müzik her zaman. Hani çok sıkıldığım, bunaldığım zaman şöyle bir pencereyi açarsınız da içeriye bir hava gelir ya, şöyle bir oh dersin işte. Müzik öyle bir şey. Açtığın zaman o pencereyi o kadar rahatlatıyor ki, o evet. Kadar keyif veriyor ki müzik, başka bir şey yani. Evet. Her şeyi unutuyorsunuz. Evet. Peki çok çok teşekkürler. Senin ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ türküler de sevgili Ali Rıza. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için Cem TV'ye de ayrıca çok teşekkür ederim. Sevgili ekibimize çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, geldik programımızın sonuna. Yaşamımız o kadar merhalelerden geçiyor ki çoğu planladığımız şeyler. Ama hayatımızdaki olup biten her şey sadece planladıklarımız değildir. Planlamadığımız birçok şeye ya maruz kalırız ya da tesadüfler yolumuzun önüne getirir. Onları yaşarız. Derler ya, bugüne kadar neler yaptım neler yapmadım. İnsan... Hem yaptıklarının hem de henüz yapmadıklarının toplamıdır. O yüzden şu ana kadar bunları yaptım, ben buyum demek o kadar kolay değil. Belki de doğru değil. İnsan henüz yapmadıklarının da toplamıdır ve önünde henüz yapacağı çok şey vardır. Hoşça kalın.